Ben gücü pek sevmedim. Nagihan 2'de 2! Nagihan! Çok korktuğunda. Çıkış yolu ararım. Çok öfkelendiğinde. Kendimi kontrol edemiyorum. Ben bu Survivor'ın her yerimi parçaladım be! Çok utandığında. Sessiz kalırım. Daha bana yalancı, çirkin, çirkef dersen. Sarıldı, öpmeye başladı. Vücudum taş kesti. Hiçbir şey yapamadım. Söyleyemedim. Yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun olur. Başladım ağlamaya. Gitmeyelim lütfen dedim. Gitmedik. Annem sarıldı bana. Sence senin çocukluğunda ne eksik? Sevgi. Hayat mücadelesi verdiği için annem babam. Sevgi geri planda kaldı. Çocukluğumda sevgiyi tadamadım. Hala da tatmış değilim. Onun yerine koyamıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. İstediğiniz kadar para kazanın, istediğiniz kadar başarıyı elde edin. O sevginin yerini hiçbir şey dolduramıyor. Katarsis'e hoş geldiniz hepiniz. Bir cümleyle başlamak istiyorum. Aslında gerçek güç her zaman güçlü durmakta ve hep güçlü olmakta değil. Hatta bizim bu çok iktidarlı, çok kuvvetli, hiç yıkılmaz, hiç devrilmez zannettiğimiz güç gerçek güç de değil. Çünkü gerçek güç kırılganlıktadır. O kırılganlık öyle bir şeydir ki insan hayatı boyunca kırıldığı yerlerden tekrar kendini toparlar, öyle ayağa kalkar ve aslında gücüne ulaşır. Ve gerçek gücün de hayatta başımıza gelen güçsüzlüklerden kaynaklandığını biliyoruz. Karşımda bugün Nagihan Karadere var. Nagihan'ı tanıyoruz ama belki de tanıdığımızı zannediyoruz. O yüzden biraz daha dikkatli dinleyelim. O ülkede güç figürü kadınlardan bir tanesi olarak görüldü. Çünkü her akşam evimize konuk olan bir yarışmada Survivor'da onu sürekli güçlü halleriyle, bazen öfkesiyle, bazen yenilmezliğiyle izlemeye devam ettik. Ama onun kırılganlığından gelen gücü nereden geliyor? Ya da o hep güçlü müydü acaba? Bütün bunları beraber konuşalım istiyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Sorayım da istedim. Hani güç sendeki bir duyarlılık noktasına dokundu belli ki. Ne demek senin için güç? Aslında ben güçlü olmayı hiçbir zaman tercih etmedim. Güç kendiliğinden benimle bir vücut buldu. Şunu söylemek isterdim. Bu kadar güçlü olmayı gerçekten istemezdim şu an arkaya, geriye baktığım zaman. Keşke zayıf olsaydım da hani bu kadar yıpranmasaydım, bu kadar üzülmeseydim. Çünkü güçlü olduğumu bildiğim için, her şeyin üstesinden geleceğimi bildiğim için her gelen, her şeye göğüs germekten gerçekten çok yoruldum. Ben gücü pek sevmedim, öyle söyleyeyim. Biraz anlamını konuşalım bugün beraber istiyorum. Çünkü aslında belki de güçten yorgun olmak insana özünü de hatırlatıyor. Hani güç maskesinin arkasında. Ama sadece senin için değil. Bugün bir yerlerde hep dik durmaya çalışan ve belki bugüne kadar aldığı yaraları görmemek, unutmak, göstermemek için uğraşan, güçle uğraşan insanlar var. Hepimiz için de bir yol olsun bu program bu anlamda. Nagihan, nasıl bir dönemindesin hayatının? Üçüncü defa Survivor'a katıldın. Geri döndün. Çok da uzun bir zaman olmadı. Bu dönem nasıl bir dönem? Hayata adapte olmaya çalışıyorum. O kadar zorlu bir süreçten çıktık ki normal hayatı unutmuşuz. O kadar basit bir hayatımız varmış orada. Sadece tek görevimiz yarışmak ve karnımızı doyurmakmış. Ama normal hayata geldiğimizde şu an evden çıkmak istemiyorum. Gerçekten hayattan kopmuşuz. Üçüncü defa gitmeme nazaran bu en son gittiğim sezon benim için gerçekten bir travmaydı. Hem beklenti olarak hem de sonuç olarak. Çok yorucu bir sezondu gerçekten. Çünkü rekabet var orada, hayatta kalma var, karnımızı doyurma var, kendini kanıtlama var. Yani bir kupa var, öyle söyleyeyim. O da benim savaşçı ruhumu gösterdiği için yani iki ayrı Nagihan var. O kupa, şampiyonluk. Evet. Ne ifade ediyor senin için? O kupa emeğimin karşılığının bir ödülü olarak hani kaldırmak istediğim bir kupaydı. Çok fazla emek verdiğimi de düşünüyorum. Ama kaldırmak nasip olmadı. 3 sezonda da aynı hüsranı yaşadım. Alıştım diyebilirim. Yeni yeni normale döndüm diyebilirim. Ya kırgınım, üzgünüm. Emeğimizin karşılığını
bir tek ben değil, diğer belki yarışmacılar da düşünüyordur aynı şeyi. Emeğimin karşılığını alamadım diyorlardır. Ama en çok hak edenlerden bir tanesi olduğumu biliyorum. Ergen, baktığımız zaman, seni tanıdığımız zaman, yani milli sporcususun bu ülkenin. Motivasyon, hırs, güç, bunların hepsi bütününde var. Amaç da şampiyonluk ve kupa. Bütün bunların var olmasına rağmen sende ne yok ki o kupa gelmedi? İşte ben de onu anlayamadım. Yani hayatta hep kazanan Nagihan olmaya çalıştım. Adil bir şekilde, etik bir şekilde. Dürüstlüğümden kaybettim. İnsanlığımdan kaybettim. Veya bazı şeyleri görmezden gelseydim, ne bileyim yan gelip yatsaydım, umursamasaydım, daha mı başarılı olacaktım onu da bilmiyorum. Ama benim için başarı sonuna kadar mücadele etmektir. Gerek parkurda, gerek insan ilişkilerinde. Ben bunu fazlasıyla başardığımı düşünüyorum. Başarımdan dolayı veya başarı korkumdan dolayı tüm rakiplerimin hedefinde olan bir yarışmacı olduğum için en başarılı yarışmacı da benimle rekabet içerisine giriyor. En zayıf olan da beni bir şekilde düşürebilmek için beni manipüle etmeye çalışıyorlar. Ve ben gerçek anlamda çok büyük mücadeleler gösterdim. Hem kadın yarışmacılardan hem de erkek yarışmacılardan ve sonuna kadar da hepsiyle baş ettiğimi düşünüyorum. En azından dibine kadar oranın hakkını verdim ama sonuç olarak vermiş olduğum emeğin karşılığını alamadım. Başka bir yerden de okuduğum zaman aslında elbette ki hayatın iş çıkışlarıyla dolu ama hem başarın hem de aslında bu ülkede bir milli atlet olarak bugüne kadarki rekorların orada da duruyorlar. O kadar da olamadı, yapamadı diye sadece hayal kırıklığından bir televizyon programını okuyunca içime dokunuyor açıkçası, onu söyleyeyim evet. Sen söylerken. Nagihan, sen izliyor musun kendini, oradaki halini, kendini izleyebiliyor musun? Ben hiçbir zaman kendimi izleyemiyorum. Tuhaf geliyor sesim, görüntüm. Yani bambaşka bir insan gibi geliyor bana. Çok farklı geliyorum. Kendimi izleyemiyorum. Öyle bir özgüven kırıklığı mı diyelim artık bilmiyorum. İzlemedim. Hiçbir zaman da izlemeyeceğim. Peki. Bazı duyguları soracağım. Tabii ki duruma göre değişir ama bunları yaşadığında sen ne yaparsın? Bize onu yanıtla isteyeceğim. Çok üzüldüğünde. Kabullenirim. Peki çok korktuğunda? Çare bulmaya çalışırım. Çıkış yolu ararım. Çok öfkelendiğinde. Kendimi kontrol edemiyorum. Çok utandığında ya da birileri seni utandırmaya çalıştığında. Sessiz kalırım. Birinden ya da bir şeyden çok nefret ettiğinde. Uzaklaşırım. Peki çok aşık olduğunda? Teslim olurum. Biraz gidelim hayatına. Hem bir taraftan gülümsemen yüzünde hem bir yandan gözyaşı orada bekliyor. Hayat çok aslında sulu gözlüyüm bu arada hocam, gerçekten. Ya bir de gördüğümüz ve olduğunu zannettiğimiz kişi olmak zorunda değiliz ki. Evet. Bir özümüz var ve hep onu söylüyorum, hani güldüğümüz kadar ağlamayarak geçiyorsa hayat, bazı duygulara izin vermiyoruz. Kesinlikle. Demek. Bir hafıza testi yapalım. Beraber senin hayatının farklı dönemlerinden tek soru tek cevap, hatırlamıyorsan da hatırlamıyorsundur. Evet. Hep hafızanda kalan bir çocukluk oyuncağı. Yani oyuncağım yoktu. Ortaokul öğretmeninin adı. Mustafa Usanmaz. İlk aşkının gözleri ne renkti? Kahverengi herhalde. Ergenlik döneminde yaparız ya bazen, daha havalı gözükmek için söylediğim bir yalan. Hiç hatırlamıyorum. Kızının konuşmaya başladığında söylediği ilk kelime. Baba. Tüm Survivor hayatın boyunca sence en çok kullandığın kelime? Kazanabiliriz. İnanıyorum. Yapabiliriz. En son niçin ağladın? Az önce burada. Tamam, bu kaç atıyor? Haksızlığa uğradığım için ağladım. Verdiğim emeğin karşılığını alamadığım için ağladım. Bazen hak etmeden de istenilen yerde rahatlıkla olunabileceğini gördüğüm için ağladım. Peki biz bugünkü seni konuşuyoruz ama seni sen yapanı konuşalım biraz istiyorum. Bir öykümüz var hepimizin. Diğer evlerden, diğer hayatlardan elbet işte o böyle biri şöyledir diye konuşulur ama biz biliriz kendi içimizde kendi öykümüzün gerçeğini. O yüzden en başa dönelim, gel. Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Ben fakir bir ailede doğdum. 4 kardeşiz. 3 erkek kardeşim var. Bir tane de ben varım. 3 erkeğin içerisinde ben de kendimi erkek gibi yetiştirdim.
Ailemden erken yaşta ayrıldım. 16 yaşında ayrıldım. Anadolu Lisesi'ni kazandım. Kırklareli. Yatılı yurda gittim. Oraya gittikten sonra daha çok kendimi keşfetmeye başladım. Hem kendi annem oldum, hem kendi babam oldum, hem aileme destek olmaya çalıştım her anlamda. Kendine aile olmayı ve destek olmayı erken öğrenmekten bahsediyorsun Evet. Bir yandan. Ben biraz merak ettim. Nasıl bir anne var orada ve nasıl bir anne kız ilişkisi var? Şöyle söyleyeyim. Annemle çok haşır neşir olamadık. Yani anne kız ilişkisini çok fazla böyle doya doya yaşayamadık. Çünkü annem çalışan bir kadındı. Babamla annemin arasında yani her evlilikte olan sıkıntılar yaşanıyordu. Karı koca anlaşamayınca yani annemin gidebileceği bir kapı yok. Çünkü örf ve adetler var. Mutsuz olsa da o evliliği yürütmek zorunda. Ben de her zaman annemin yanındaydım ve spora da bu yüzden başladım. Anneme daha iyi bir hayat sunabilme adına ve ona maddi manevi destek verip biraz olsun hayatı sevebilmesi adına bayağı kendimi seferber ettim diyebilirim. Sen biraz da erken dönemde belki çoğumuz gibi annenin kurtarıcısı olan, ona destek veren bir yerde de oluyorsun. Üç erkek kardeşim var, sen varsın. Sadece senin açından da sormayacağım. Belki bir baba olarak babanın çocuklarıyla ilişkisi nasıldı o dönem? Babam şefkatli bir baba. İyi baba oldu ama iyi bir eş olamadı benim babam. Ama önemli olan çocuklarına iyi davranması. Keşke eşine de iyi davranabilseydi ama maalesef yani evlilikler iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Babam kötü bir insan değil ama anlaşamadığı bir insan olduğu için bizlere katlandı. O yüzden de annemin emeği bize çok fazla. Dört çocuk ortada kalmasın diye bazı şeylere göğüs gerdi diyebilirim. Babamı da annemi de gerçekten çok çok seviyorum. İyi ki evliliklerini yürütmüşler, iyi ki bu yuva dağılmamış. Her çocuğa iyi gelen başkası tabii ki, başka türlüsü. Evet. Bazen sağlıklı bir boşanma çok şiddetli bir evlilikten daha iyi oluyor. Bazense hayat içerisinde o evliliği ayakta tutan şeyler çocuğa iyi gelebiliyor. Ama bir kız çocuğu olarak kendini hatırlamanı isteyeceğim orada. Mesela orada gerilim var, belki kavga var, bir sıkıntı var evde. Sen Nagihan olarak o kavganın neresindeydin? Ne yapardın öyle durumlarda? Tabii ki aile tartışmasında her zaman geride kalıyordum. Elimden hiçbir şey gelmez. Ne annemi kurtarabilirim, ne babamı durdurabilirim. Sadece üzülüyorsun. O görüntüyü izlemekten üzülüyorsun. Keşke hiç olmasa diyorsun. Seyirci olarak kalmak çok üzücü. İlla bir albüm çıktısı olarak çıkmak zorunda değil ama bir çocukluk fotoğrafı hatırlamanı isteyeceğim. Evet. Belki somut bir fotoğraf, belki hafızanda. İlk aklına gelen fotoğraf nasıl bir kare? Babam yok karede. Annem, ben ve kardeşlerim tabii. Benim de böyle emzik gibi serçe parmağımı ağzıma koyup çekilmiş bir fotoğrafım var. Çok masum, çok küçük ve böyle bayağı minnak yani. Utangaç, sıkılgan. Tatlı bir kız çocuğu. Sence senin çocukluğunda ne eksik? Sevgi. Hayat mücadelesi verdiği için annem babam. Sevgi çok geri planda kaldı. Çocukluğumda sevgiyi tadamadım. Hala da tatmış değilim tam anlamıyla. Ve ben çocuğuma çok fazla sevgi vermeye çalışıyorum. Biraz sevgiden boğmaya çalışıyorum. Ama o zamanın şartları onu gerektiriyormuş diyorum. Çünkü onları da anlamaya çalışıyorum. Onu yerine koyamıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. İstediğiniz kadar para kazanın, istediğiniz kadar başarıyı elde edin. Küçüklükte, çocuklukta o sevginin yerini hiçbir şey dolduramıyor. Keşke çok sevilseydi. Ama şunu çok iyi biliyorum. Anne babamın sıkıntılarından dolayı bize sıra gelmedi. Bundan dolayı biraz sevgiden yoksun büyüdüm diyebilirim. Yarasız çocukluk yok. Az ya da çok irili ufaklı yaşıyoruz bunları ama çok temelde insanın kendini sevmesini sağlayan bir şey de sevgi. Bazen alamadıklarımızı vererek de öğretiyoruz. Elbet telafisi gibi anlatmıyorum ama kızından bahsederken gözlerinin nasıl parladığını da gördüğüm için sevgiyi verip belki bir sevgiyi alma biçimini de öğreniyorsun yeniden hayat içinde.
Aynı şey ben baba olduğumda da başka bir yerden benim için geçerli. Belgen, senin çocukluk hayalin neydi? Çocukluk hayalim beden eğitimi öğretmeni olmaktı. Annem de hemşire olmamı istiyordu. Çünkü annem hemşirelik okumuş ama yapamamış. Hayalindeki meslek o olduğu için de benim hemşire olmamı çok çok istemişti. Bugün de Türkiye'nin en çok alkışlanmış milli atletlerinden bir tanesi olarak da devam etti hayatım. Bir mesele var. Bu meseleyle ilgili bu programlarda herhangi bir yerde daha önce işte belediyeyle bir şeyler yaparken de fikrimiz alınsın diye meclise çağrıldığımızda da bütün seminerlerimde de sesimin sonuna kadar konuşmak istediğim bu istismar meseleleri var. Evet. Özellikle kendi ailesinde bir şekilde istismara eğilimli olan insanlar ya da pedofili eğilimli insanlar ortaya çıksın diye insanların. Bugün bazı aileler sessiz kalıp kendi çocuklarını susturduklarında o suskunluğa eşlik etmesinler diye. Bütün suçlular cezasını çeksin diye de hep beraber konuşabilirim istiyoruz. Çünkü bu çok yaygın bir mesele maalesef. Sen de bir istismardan bahsediyorsun. Evet. Henüz 12 yaşındayken. Evet, 12. Çocuk yaştayken, evet. Aslında. Lütfen söylemek istediğin kadar söyle. Ne yaşadın sen? 12 yaşındayken akrabalarımıza gidip gelme olayları çok fazla oluyor küçük kasabada yetiştiğim için. Akrabalarımız demeyeceğim de uzak akrabalar. Yani böyle annemin annesinin dığdısı diyebilirim. Her gittiğimiz misafirlikte mutfağa giderim, çayları getiririm, bardakları yıkarım, hizmet ederim. Hizmetçi ruhum da var. Çok da severim hizmet etmeyi. Salonda herkes otururken ben bardakları getirip götürürken mutfağa girdiğimde arkamdan birisi geldi böyle sarıldı. Ben önce yengemdir falan dedim. Hani yenge diyoruz. Büyük de kadınlara yenge. Beylere de amca diyoruz. Arkamdan gelip böyle sarılınca aa dedim herhalde hoş geldin, beş geldin muhabbeti olmadı. Geldi sarıldı dedim, bir baktım. İşte akrabalarımızdan bir tanesi, uzak akrabalardan. Sarıldı, öpmeye başladı. O zaman ben erkek çocuğu gibiyim. Yani hiçbir şekilde gelişen hiçbir yerim yok. Yani her yerim dümdüz. Hani göğüs falan da yok. Yani dokunabileceği bir şey yok. Kupkuru. Böyle okşamaya falan başladı. Ne yapacağımı bilemedim. Hiçbir şey yapamadım. Öpmeye başladı. Vücudum taş kesti. Ve ne yapacağımı bilemedim. Elim ayağım titremeye başladı. Sesim çıkmasın ki. Hani kimse ayaktan anlasın. Kimse duymasın. Ya böyle bir olay yaşadım. Ama sonrası da oldu tabii ki. Yani bu ilk olanıydı. Ne yapmam gerektiğini gerçekten hiç bilemedim. Uykularım kaçtı günlerce. Anneme söylemek istedim. Söyleyemedim. Çünkü annem beş vakit namazında böyle şeyler yani görse inanmaz, bilmez. Bir de ilişkiler çok güçlü, çok bağlar kuvvetli. Şimdi ortaya bir şey atarsın, çocuksun, yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun olur. Çocukken de ister istemez küçük yalanlarda söyleyen çocuklardık. Kardeşler arasında, yok beni dövdü, yok bana vurdu. Ve şu an bile düşünüyorum, ne yapabilirdim diyorum. Çaresiz kalırmışım herhalde diyorum. Çünkü çocuğuz ve aslında bizim ebeveynlerin çocuklara bunu erken yaşta anlatması gerekir. Tabii ki erken yaşta öğretilmesi gerekiyor. Bedensel sınırları öğretmek, cinsel eğitimin çok küçük yaşlarda başlaması yaşa göre, diğer taraftan çocuğumuza özel bölgelerini öğretmek, bedenimize dokunulduğunda ses çıkartmayı öğretmek deyip duruyoruz ama ailenin içinde sesi çıkartılmasına izin verilen çocuklar zaten bunu öğrenir bir yandan. İstismarcılar genelde en yakınlarımızdalar. Sokaktaki tanımadığımız insanlardan, kıyafetlerden, bazen işte evi olmayan insanlardan korkup duruyoruz ya. Çoğunlukla istismarcılar akrabalar, çevredekiler, komşular, yakın çevredeki insanlar. Bilinçlenelim diye anlatıp duruyoruz. Sen bir yerde söyledin mi artık annene, sizinkilere? Evet, sürekli görüşmek istiyorlar, sürekli gelip gitmek istiyorlar ve dayanamadım. Ya onlar bize gelecekti ya biz onlara gidecektik, hatırlamıyorum tam. Başladım ağlamaya. Annem yanıma geldi, niye giyinmedin dedi. Dedim ben gitmek istemiyorum.
Ya olur mu dedi, gideceğiz dedi, bekliyorlar. Dedim ben istemiyorum gitmek dedim. Yani kaybedecek hiçbir şey yok. Hani gerekirse beni dövsün. Gerekirse bana ceza versin. Gerekirse her şeyi söylesin. Ben dedim anlatacağım. Siz dedim içeride otururken ben mutfağa gittiğimde bunları yaşadım. Ve korktum, söyleyemedim dedim. İnanmayacağını biliyorum dedim. Ama anlatıyorum dedim. Gitmeyelim lütfen dedim. Gitmedik. Annem sarıldı bana. Kendini çok kötü hissetti. Ve ben inanacağını hiç düşünmedim. İnanacağını düşünmediğim halde bunu anlattım. Ve inandı. Tek bir konuşmayla inandı. Ve o saatten sonra iletişimi tamamıyla kopardık. Sonrasında annem daha çok üzerime düşmeye başladı. Çünkü bir sefer olduysa daha fazla da olur korkusuyla. Daha çok göz önünde beni tutmaya başladı. Gittiği her yere yanında götürdü. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Ama tabii ki oturup her şeyi konuşamadık. Bu tarz konular hiçbir zaman konuşulmadı. Anneme ben hiçbir şey soramıyordum. Aşırı utangaç bir çocuktum zaten. Anneme dahi regl olduğumda ne yapmam gerektiğini dahi soramazdım. Annem de çok fazla konuşkan, girişken biri olmadığı için de hiçbir şey anlatmadı. O da çekindiği için veya ayıptır diye belki bu tarz konulara girmedi. Ama bu konunun ayıplık değil, asıl hani öğretilmesi gerektiğini büyüyünce anlıyoruz. Çok önemli konularmış aslında. Öyle. İyi ki de söylüyorsun. Bazen işte o ayrımcılık kısımlarında erkek çocuklarının ergenliğinin her köşesine mizahla ya da güç figürü olarak bu kadar eşlik edilirken kız çocuklarının da gerçek bir rehbere ihtiyaçları oluyorlar büyürken. O yüzden de konuşulmayan her şey çocuğu sessizleştiriyor kendi insanlığıyla, kadınlığıyla ilgili. Aslında gerçek anlamda konuşabilen ve desteklenebilen çocuklar yetiştirsek aslında bütün bu düzen de değişecek bir taraftan da. Tabii ki erkek çocuklarımızı da kız çocuklarımızı da vicdanla yetiştirirken, beden sınırlarını öğretirken de bunları yapsak keşke. Bir dönüm noktası soracağım sana o dönemden. Hani o benim kırılma noktamdı diyeceğin bir an gelir mi aklına? Benim hayatımın dönüm noktası da bir cümledir. Çok aslında başarılıydım ben. Ama bir şekilde yanlış antrenöre oldum. Yanlış programlara tabi tutuldum. Ankara'ya gittik, Türkiye Şampiyonası'na. O zaman üçüncü oldum, Türkiye üçüncüsü oldum. Hocam beni sahada bıraktı ve İstanbul'a döndü. Büyük bir hayal kırıklığı benim için dedi. Senden dedi hiçbir şey olmaz dedi. Seni görmek daha iyi istemiyorum dedi. Çok yeteneksizsin dedi. Benim de antrenmanlarımı yapıp da bu dereceyi koşuyorsan dedi. Gözüm seni görmesin dedi, defol git dedi. Senden dedi hiçbir şey olmaz. Git, evlen, pasta börek yap. Ancak dedi bunu yapabilirsin sen dedi. Nereye gidiyorsan git dedi. Şimdi ben ailemin yanına dönemem. Hem başarmam gereken şeyler var. Hem de maddi olarak da onlara destek olmak zorundayım. Gidecek hiçbir yerim yok. Ve kız çocuğuyum. Ne yapacağımı şaşırdım. En sonunda yüzme havuzunun altında sporcuların kaldığı bir yer var. Direkt oraya gittim. Bir tane yatak, bir tane masa. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece birkaç günlüğüne kendimi nasıl İstanbul'da tutabilirim, nasıl burada tutunabilirim diye kara kara düşünüyorum. Bir gece kaldım. Ertesi gün güvenlik geldi. Nagihan ne zaman gidiyorsun dediler. Gidecek hiçbir yerim yok, hiçbir kapım yok. En sonunda yöneticilerimden bir tanesini aradım. Durumu anlattım. Bana dedim kalacak bir yer ayarlayın dedim. Başka hiçbir şey istemiyorum dedim. O zaman bana bir yer verdiler. Ve aynı zamanda da aldığım maaşla da aileme bakıyorum. Çok mücadele verdim. Ve başardım. Tutundum. Takım kaptanı oldum. Rekorlar kırdım. Birçok başarılar kazandım, kazandırdım. Tamam dedim. Yırttım dedim. Oldu dedim. Kendimi kurtardım dedim. Tam
hayallerime kavuşuyorum dediğim anda büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü Türkiye rekoru ve olimpiyatlar hayali kurarken ciddi bir sakatlığım oldu. O zaman Bursa'ya gitmiştik. Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeydim. Tam duşa girdim. Ayağım bir kaydı duşta. Olduğum yerin duşakabinin köşesine L3, L4 çatladı. Ve öyle bir çığlık koparmışım ki bütün otel benim odamın kapısında. Banyoya girdiler, benim kolumdan tuttular. Ama ben olduğum yerden kımıldayamıyorum. Oturmuşum, kalkamıyorum. Tam beni kaldırdıkları anda ben normal doğrulurken sol taraftan sanki bana bir bıçak sapladılar. Olamaz böyle bir şey. Yani sanki o bıçak oraya girdi. Böyle bir acı, böyle bir ızdırap, böyle bir çığlık olamaz. Ne yatabiliyorum ne kalkabiliyorum. Beni yatırdılar yatağa. Yatış o yatış. L3, L4'te ciddi bir kırık raporu çıktı ortaya. Hayatım tepe taklak oldu. Spor hayatım bitti gözüyle bakıyor herkes. Ben de öyle bakıyorum. 6 ay yattım. Ölmek istiyorum, yaşamak istemiyorum. Ama yaşamam gerekiyor. Bunu hak etmedim diyorum. Beni kapıya koyan insana çok... Çok kızıyorum. O dönemde sen sporcusu olduğun, bir üyesi, bir ferdi, hatta aile dersiniz siz bazen aile, evet, olduğunu o kulüpten spor hayatın bitti denilerek de dışarıda bırakıldın. Evet. Kapıya koymak dediğin, evet, öyle bir dönem. 10 yılımı vermişim. 10 yılın sonunda ufacık bir sakatlıkta kapının önüne konuluyorum. Hiçbir şekilde tedavi edilmiyorum. Yani kaderimle baş başayım. Ayağa kalktım ve yeni rekorlar kırdığın dönemler başladı. Ne oldu ondan sonra, rekorları bir söyle, bir içimize su serpilsin lütfen. Bütün vücudumda yaralar var. Ayağa kalkmak için tedavi olmaya çalışıyorum. Nakitim kalmadı çünkü hep hazırı tükettim. Spora başladığımda kimseden yardım isteyemiyorum. Hiçbir kulübe gidemiyorum. Ama o sırada da hayatıma bir kişi daha girdi. Yani benim için çok değerli bir hocadır kendisi. Muharrem Or. Bana antrenman vermeye başladı ve bunun yanında da Yeliz diye bir arkadaşım vardı. Biz iki arkadaş birbirimizi idare etmeye başladık. İki kız kamplardayız sürekli. Türkiye'nin her yerine kamplara gidiyoruz iki kız olarak. Hocamız da bize antrenmanları veriyor. Bu süreci böyle geçirdik. Yani koskocaman 6-7 ayı iki kız ve neticesinde de o 6 ay felç yatan Nagihan 6 ay sonra çok güzel bir sonuçlar elde etmeye başladım. Herkes şok geçiriyor ama nasıl bir şok, öyle böyle değil. Çünkü ayaklı ceset dedikleri Nagihan rekor üstüne rekor kırıyor. Her çıkmış olduğum yarışmada, her koştuğum rekor ve daha iyisi. Artık keyif almaya başladım, mutlu olmaya başladım ve şunu söyledim. Allah'ım sana şükürler olsun, bana bu günleri gösterdin, artık ölsem de gam yemem dedim. Ve gerçekten de ondan sonra her şey yoluna girmeye başladı. Şimdi hep söylüyoruz, her şey televizyonun dünyasından gördüklerimiz var, görmediklerimiz var, oradan ibaret değil. Hani Survivor Nagihan bir başlık ama onun arkasında bu ülkeyi defalarca gururlandırmış bir milli atlet var. Ve onun arkasında da bu hayat hikayesini kendisinin bildiği, öyle herkesin yorumu yaparak anlamlandıramayacağı, ne yaşadığını kendinin bildiğin bir hayat hikayesi, bir insan var. Gerçekten de insan içinden şöyle dolu dolu bir, bunca zorluğa, düşüşe rağmen dolu dolu bir helal olsun demek geliyor. Bu yaşa da, bu yıla da, bu sporculuk kariyerine de kolay gelmediğini anlıyoruz sen anlattıkça. Nagihan, bu bölümde sana içindeki hayvanı soracağım. Senin hayattaki duruşunu, varlığını benzettiğin doğadaki bir hayvan desem hangisi olur? Ben bir çıtayım. Hem hızlıyım. Rekortmen olduğum için. Hem estetiğim, kassal görüntü olarak, hem de avını, yani hedefine ulaşmak istediğinde tuttuğunu koparan bir Nagihan. Hayatımızın belli başlı dönümleri var. Hayat içerisinde elbet aşık da oluyoruz. Hayat içerisinde elbet eğer istiyorsak aile de kuruyoruz. Sen kendi yaşadıklarınla beraber genel bir başlık atsan belki, evlilik nasıl bir deneyimdi senin için? Evlilik hep istediğim bir eylemdi. İyi bir anne olacağımı biliyordum, iyi bir eş olacağımı biliyordum. Yalnız evdeki hesap çarşıya uymuyor.
hani sporculuğumdaki başarımı evliliğimde de gösterebilirim diye ümit etmiştim. Ama olmadı, oldurtamadım. Başarısız oldum evliliğimde. Ben açıkçası eşimi çok çok seviyordum. Bizde neden olmadı? Sıkıntılar oldu, uyumsuzluklar oldu. Ben de çok iyi eş olamadım ama çok iyi anne oldum. Benim eşim de iyi bir eş olamadı belki ama en iyi babalardan bir tanesi diyebilirim. Evlilik insanı olduğumu düşünüyordum. Ben de evlilik insanı değilmişim. Çocuk olduktan sonra bir anda değişti. Kopukluklar olmaya başladı. Sıkıntılar olmaya başladı. Erkek biraz daha dışarı tarafa yönelmeye başlıyor. İster istemez hormonal olarak belki ben de yeterli olamadım. İlgi gösteremedim. Sevgi gösteremedim. Olmaması gereken şeyler oldu. Tatsız durumlar yaşandı. Basına da yansıdı. Kırgın, üzgün, artık hiçbir şeye gönül koymuyorum. Akışına bıraktım. Ama ben her şekilde arkasında durdum. Evliliğimi kurtarabilmek adına. Bazı şeyleri de göz yumdum. Yeter ki yuvamız bozulmasın, dağılmayalım diye mücadele gösterdim. Yani bu aldatma veya aldatılma durumu da değil. Ben yine aldatıldığımı bildiğim halde bile kabul ettim çocuğum için. Senin hayatın bu. Herkes izlerken de kendi hayatından okumasın elbette. Herkes kendi hayatının koşullarında kendi bildiğiyle davranıyor böyle durumlarda. Ama çok temel bir başlık var ki anne baba olarak çocuğunuzu korumaya, iyi anne babalar olarak onunla kalmaya devam ettiğinizi, bunun için çabaladığınızı söylüyorsunuz, önemli. Nasıl bir annesin sen sence? Açıkçası çok iyi anne olduğumu düşünmüyorum. Çünkü çocuğumdan çok ayrı kaldım. Hani ben de isterdim onunla 7-24 vakit geçirmeyi ama ben kızıma iyi imkanlar sunabilmek için çok koşturan, çok çalışan ve çok emek veren bir anneyim. Ama sevgi olarak, yani açık ve net herkes biliyor, şimdi yalan konuşamam. Çocuğum 1 yaşındayken ben Survivor'a gittim. 3 yaşındayken bir daha gittim. İşte 7 yaşındayken bir daha gittim. Kızımın hayatından 1,5 sene çalınmış oldu. Annesiz kaldı. Yani bu yüzden kendimi yani suçlu hissediyorum. Problemli bir çocuk değil. Çok çok şanslıyım. Çünkü ben yokken babası, babaannesi inanılmaz derecede ilgilendiler. Ve benim yokluğumu gerçekten hiç hissettirmediler. Hem sevgi olarak hem ilgi olarak. Ama bu saatten sonra her zaman ilgi, alaka olarak yine her zaman yanında olacağım. Ve sevgi olarak daha fazlasını vermeye çalışacağım. Çünkü hem ben geçmişte yoksunluk duyduğum o sevgiyi kızımla doldurmaya çalışıyorum. Ben anne olarak, babası da baba olarak her türlü sevgisini, ilgisini fazlasıyla gösteriyoruz. Nagihan, bu bölümde sana hayatını değiştiren şarkıyı soracağım. Zor zamanlarda sana iyi gelmiş, dertleştiğin, ne bileyim yoldaşlık etmiş bir şarkı desem ne gelir aklına? Benim en zor dönemimde 2010 yılında işte Yeliz dediğim arkadaşımla Muharrem Hoca'nın bize sunduğu imkanlar çerçevesindeyken tek bir çıkış yolum vardı. Ya Herro ya Merro'ydu. O zamanlar Demet Akalın'ın Olacak Olacak şarkısı vardı. Bir onu dinliyordum. Bir de Dayan, Yıldız Tilbe ve Demet Akalın. O şarkısıyla gece gündüz antrenman yapıp kendimi hep motive ediyordum. O şarkılar hiçbir zaman hayatımdan silinmeyecek. Şimdi hayatının her döneminde gerçekten engel aşar gibi aştığın dönemler var. Sporunla da bağlantılı duyuluyor bir yandan da. Şöyle bir bakıyorum, gerçekten gerçi onu sen daha artık bugün gülerek anlatıyorsun ama erken yaşlarda kaçırılma deneyimin de var, evet. Bir taraftan da. Programın da bir yerinde söyledin galiba, yeri geliyor hani bize öyle bakan ya da bir şekilde davranan bir erkeğe de gücümüz yeter bizim dediğim bir yer, evet. Hatırlıyorum. Ne yaptın kaçırıldığında sen? Şöyle, abimin düğünüydü. Ufak tefek ihtiyaçlar vardı. Hemen markete gidip bir şeyler almamız gerekiyordu. Beni arabaya attılar. Arabaya bir bindim, bir sürü erkek. Beni aldılar, götürdüler. Ben de memlekete gelmişim zaten. Herkes de beni çok seviyor. İlgi, alaka o biçim. Çok zamandır da bana ilgisi olan birisiydi. Ben dedim herhalde şaka falan yapıyorlar. Yani beni kaçırmak yürek ister. Artık ben olayın farkına çok sonra vardım. Gidecek olduğumuz yerden çok farklı yere gitmeye başladı araç. Sonra
İtiraf ettiler, seni kaçırıyoruz. Ben tabii o sırada kendimden geçtim. İçimden o Termitor Nagihan çıktı. Üzerime tabii böyle abiye elbiseler falan. Ne yaptım ettim, o arabayı tekrardan evimize doğru sürdürdüm. Biraz hırpaladım. Yani beni kaçırmak o kadar kolay değil. Yani yapılması gerekeni yaptım. Korkuttum, dövdüm. Nagihan, ne olsun bundan sonra senin hayatında? Bir daha katılır mısın Survivor'a? Asla. Çok kırgınım. Programın son bölümünün ismi Cevap Hakkı. Hakkında yazılmış 3 eleştiriyi okuyacağım. Özellikle bak ne yazmışlar gibi değil de hepimizin insan olarak kendini ifade etme hakkı. Kendi duygularına nasıl cevap verdiğini de aslında görebilmek için de. Sürekli hata yapan başarılı sporcu. Bir insan bu kadar başarılı olup bir o kadar da hata yapabilir mi ya? Ya millete bağırıyor, ya özel hayatını anlatıyor, ya bir gaf yapıyor. Keşke biraz düşünerek konuşmayı başarsa. Şöyle, hata insanlar içindir. Herkesin yaptığı hatalar var, herkes örtbas etmeye çalışıyor. Ben hatalarımla bir Nagihan'ım. Birilerine bağıran, çağıran, kavga eden Nagihan, kendi hakkını yedirtmeyen bir Nagihan. O yüzden de hatamla da, artımla da, eksimle de Nagihan olmaktan gurur duyuyorum. İsterse %100 performansla oynasın, şampiyon olması imkansız. Halbuki insanlara saygılı olmasını, haklı olduğu konularda gerçekleri insanları kırmadan, aşağılamadan, hakaret etmeden söyleyebilseydi kesin şampiyon derdim. Kendi topuğuna sıktı. Ben ona katılmıyorum. Alakası yok. Orada neler yaşadığımızı hiç kimse bilmiyor. Şampiyon olmamayabilirim ama en azından kendimi de ezdirmediğim için ayrı mutluluk duyuyorum. Çünkü ben oraya kimseyi ezmeye gitmedim. Ezdirmek de istemedim. Kadınlar adına alacağım dediği ödülü bir kadın aldı. Ve tamam işte o da senin adına aldı. Bu durumda niye tebrik bile etmedin? Sadece oy toplamak için yaptığı o kadar anlaşıldı ki kimse de yemedi zaten. Bence alakası yok. Ben 3 sezon katıldım. 3 sezonda da fazlasını verdim. Gerek performans olarak gerek karakter olarak. Orada iyi bir karakter olduğumu düşünüyorum. Evet bir kadın şampiyon oldu. Ama benim tepkim değil. Benim tepkim son dörde kalamamaktı. Bu kadar performans sezonu denildiği halde son dörtte olamamamdı. SMS'e evet saygı duyuyoruz. Bu zamana kadar SMS vardı zaten. Ama benim haklı olduğum veya haksız olduğum durumlarda da toplu SMS'ten dolayı elenmek zorunda kaldım. O zaman toplu SMS olmamış olsaydı benim yaşadığım olaylar vardı. Beni oradan kurtarabilecek veya beni şampiyonluğa götürebilecek ciddi olaylar vardı ama toplu SMS kurbanı olduğum için de oradan çıkamadım. Burada ben Nisa'yı tebrik ediyorum. Ben bunu her zaman dile getirdim. Evet, daha fazla hak edenler oldu diyorum. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kadın erkek Nisa'dan daha fazla şampiyonluğu hak eden yarışmacılar oldu. Bunlardan bir tanesi de benim. Adem, Ayşe, Sema, Seda, Birsen, sayamayacağım insanlar var. Batuhan. Yani şimdi ben burada kadın olsun derken tabii ki kendimi öncelikli olarak şampiyon görmek isterim. Önce Can. Tebrikler. Hak etti mi? Hak etti. Ama daha fazla hak edenler oldu. Bütün hayat hikayenin üzerinden tabii ki dakikalar, saatler sınırında geçemiyoruz. Ama insanlar canını yakmasın diye daha fazla güçlendiği inanlar olmuş hayatın içerisinde. İnsanlar gerçekten de seni yalnız bırakmasınlar diye aslında daha kuvvetli bir şekilde ortaya çıktığın ve aslında o alkışları, onayları aldığın zamanlar olmuş. Çocuklukta hissettiğin güçsüzlüğü sporunda, hayatında güce dönüştürmüşsün bir taraftan. Evet. Ayağa kalkamaz denilen yerlerden, ayaklı ceset derlerken sana evet, ayağa kalkmışsın. Yapamaz denileni yapmışsın. Aslında hayatta güçlenmeye gerçekten çok fazla adanmışsın da böyle bakınca. Ama belki yer yer duyguları ihmal etmişsin. Belki kendini ihmal etmişsin. Bazen sevgiyi ihmal eder insan ya kendine. Evet. Herkese dolu dolu verdiği sevgiyi kendine veremez hale gelir bazen insan. Bir de hayatın yeni bir dönemiyse bu artık. Yeni kararların da var. O sevgiyi kendine de daha fazla vermeni dilemek istedim bitirirken. Seninle beraber son sözü şöyle söyleyelim. Biz bu program bu kadar insana ulaşıyorken her bölümün sonunda SMA hastası bebeklerden bir tanesine destek veriyoruz bu programda. Birlikte de destek verelim istiyoruz. Amacımıza da ulaşıyoruz. Geçen sezonda da oldu.
Mehmet Eren Atak valilik onaylı kampanyası var. Yaşam hakkı için desteğe ihtiyacı var. Instagram'da hesabı sma_eren_yaşasin. Bir bebeğimiz tedavisi için bir bütçenin tamamlanması gerekiyor. Herkesin yoktur belki cebinde, cüzdanında, evinde. Aileler böyle durumlarda çok haşır neşir olarak çok görüştüğüm için söyleyebiliyorum. Belki buna destek olamayanların bir duasını, bir destek cümlesini de bekliyorlar. O da iyi geliyor. Mehmet Eren Atak şu an sosyal medya sayfası da görünüyordur ekranda. Kampanyasının tamamlanması için %77 daha aslında desteğe, paraya ihtiyaç var. Elimizden gelen desteği verelim. Ergen, çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim.